Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için Cenk marka içi boş bir yazma üzerine çok beğenilen bir modelin yapılışını anlatacağım. Göstermeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Söylediğim gibi bu krem yazmanın çıtı pıtı küçük gülleri var. Ona uygun bir model seçtim. Şimdi beraber yapalım. Ben daha önceden iğneme krem renkli ipi taktım. Tabanı krem olacak çünkü. İlk önce ipimizi sabitlemeyle başlayalım. İlk başlarken İki defa doluyorum. İpimizi buraya sabitledik. İkinci zürafaya geçiş yapıyorum. Küçük bir gözeme yaptım buraya. Yaptığım gözemenin en tepesine geri dönüp düğüm atıyorum buraya. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Buraya hafif bombeli olacak şekilde düğümümü atıyorum. Tekrar yanına bir küçük zürafa yaptım. Aynı şekilde üzerine geri dönüp tekrar yanındaki zürafaya hafif bombeli olacak şekilde düğüm atıyorum. Buraya bu şekilde fil dişi yapıyorum. Aynı şekilde modelimizin tabanı bu şekilde olacak. Beni takip edenler bilirler. Genelde ben iğneme iki defa ipi geçiriyorum, çabuk bitmesin diye. Aynı şekilde bombeli olacak şekilde. Ben bu sırayı böyle tamamlayayım. Yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ilk sırayı ben bu şekilde tamamladım. Yeteri miktarda. Bu 3 aşamadan oluşan bir model. Şimdi ikinci aşamasını yapalım. Tekrar kremle devam ediyoruz. İlk yaptığım fil dişini şuradan iğnem üstte ip altta olacak şekilde iki defa doluyorum. Buraya bir düğüm atacağım. Dolaştı. İpimi sabitledim. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar yanına bir pırpır daha. Toplamda 3 tane pırpır olacak. Şu şekilde. Şimdi keselim. İpimizin ikisini birden kesiyoruz. Sanırım kamerayı kaydırmışım. Şöyle. Ben bu modelde arasına 4 tane boşluk bıraktım. 4 fil dişi. 5.'ye 1, 2, 3, 4. 5. fil dişine tekrar aynı şekilde 3 tane pırpır yapacağım. Düğüm attım. Aynı şekilde ipim sağ tarafta kalacak şekilde. Buraya bir tane pırpır yapıyorum.
Aynı şekilde 3 tane pırpır yaptım. Şöyle ben bu sırayı da böyle tekrar yapayım. Yaptıktan sonra görüşelim. Dediğim gibi ben 4 tane boş bıraktım. Siz istediğiniz gibi 3 de yapıp arasını daha sık yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin ikinci aşamasını ben bu şekilde tamamladım. Şimdi son aşamasını yapacağız. Videonun başında söylemeyi unuttum. Ben bu 3 rengi kullanacağım. Şöyle yakından göstereyim. Modelimizin içinde olan renkleri tercih ettim. Şöyle şu şekilde hardal sarısı, fuşya ve yeşil renk. İlk önce yeşille başlamak istiyorum. Bunun için iğneme ipi geçirdim. İlk başta yaptığımız pırpırlar vardı 3 tane. O pırpırın ilkine iğnemi sabitleyeceğim. Bunun için hafif ipimi bol bırakıyorum. Biraz önce yaptığımın tam tersine ip üstte, iğne altta olacak şekilde ipimi iki defa dolayıp buraya bir düğüm atıyorum. Şurayı gösterdiğim gibi biraz bol bıraktım. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu bize lazım olacak. Yaptığım pırpırın ikinci pırpırın içerisine buraya bir gözleme yapıyorum. Hafif bombeli bıraktım. Şu şekilde. Buraya bir düğüm attım. Üçüncü pırpırın içerisine de aynı şekilde buraya da biraz büyük oldu sanırım. Buraya da şu şekilde bir gözleme yaptım. Son yaptığım yuvanın içerisine tam ortasını iğnemi geçirip buraya geri dönüyorum. İlk yaptığımız gözemin içerisine de tekrar geri dönüp buraya da bir boşluk oluşturacağım. Şöyle yeterli burası. Şu şekilde oldu. İlk başta bıraktığımız şu büyük ipimizi elimize dolaşmasın. Şuraya tutturuyorum. İlk yaptığım pırpırın içerisine geri dönüş yapacağım. Buraya düğüm attım. Bu bol bıraktığımız ip otomatikman buraya kalmış oldu. Şimdi ilk yaptığımız gözlemenin içerisine bir düğüm atacağım. Buraya bir düğüm attım. Bu yaptığımız gözlemenin içerisine küçük bir pırpır yapacağım. Pırpırlarımız çok büyük olmasın. Şu ölçüde yeterli. Tekrar buraya bir düğüm atacağım. Tekrar bir pırpır daha yapacağım. Bir düğüm daha atıyorum. Toplamda buraya 3 tane pırpır yapmış olduk. Son pırpırdan sonra bir düğüm daha attım. İkinci yaptığımız büyük gözlemenin içine bir
düğüm atıyorum. Düğümü pekiştirdim. Başlarken bıraktığım uzun ip aynı esnada içinden yürüterek yapıyorum ki burası kalıp gibi dursun. Buraya tekrar küçük bir pırpır yapacağım. Yanına bir düğüm daha atıyorum. Bir pırpır daha yapacağım. Yine bir düğüm atıyorum. Yine bir pırpır yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Ortaya da toplamda beş tane pırpır yaptım. Son olarak düğüm atıyorum. Ve üçüncü gözlemeye geçeceğim. İlk önce düğüm atıyorum. Sonra küçük bir pırpır yapacağım. Aynı şekilde düğüm. Yani bir düğüm bir pırpır olacak şekilde ilerliyor modelimiz. Tekrar düğüm attım. Son pırpırımı da buraya yerleştireyim. Modelimiz bu şekilde oldu. İpleri keselim. Bir tane daha yapayım. İkinci olarak hardal sarısı rengini aldım. Aynı şekilde başlarken ipimi uzun bırakıyorum. Söylediğim gibi bu uzun bırakmamdaki maksat yaparken ipi içinden yürütmek. Böylelikle kolalı gibi duruyor modelimiz. Ben bu modeli tamamlayayım. Tamamladıktan sonra son halini sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali, bitmiş hali bu şekilde. Arasını söylediğim gibi siz isterseniz daha sık veya seyrek yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Ekran görüntüsü alıp yapmak isteyenler için şöyle bir miktar tutayım. Yazma ile olan uyumunu göstereyim sizler için.
Umarım modelimi ve anlatımı beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.